Merhabalar efendim, Medya Mahallesi'ndesiniz, hoş geldiniz. Bugün konuğum çok özel bir isim. Sadece benim için değil, galiba Türkiye için de aynı şekilde çok özel bir isim, Musa Kart. Canım Musa, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi Musa Kart iki kere girdi içeri, bir Silivri'ye, bir Kandıra'ya. O içerideyken dünyanın hani kaç köşesinden, kaç ülkeden karikatürist bir araya geldi bir toplantıda. Hem zaten Musa için karikatür çizdiler, bir de şöyle bir şey yazdılar. Free Musa Kart. Musa Kart özgürlük, Musa Kart özgür. Ben bir teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim hikayem üzerinde söz eden dostlarım, arkadaşlarım oldu ama bence Ayşenur senin hikayen çok önemli. İzninle. Öncelikle kendi adıma, sonra arkadaşlarım adına, sonra cezaevinde haksız biçimde tutulan bütün mahkumlar adına bir teşekkür etmek istiyorum size. Hepimiz biliyoruz bugün medya ziyadesiyle bağımlı hale geldi. Teşviklerle, tehditlerle, yaşadığımız hadiseler karşısında ses veremez hale geldiler. Bu ortamda bile meslek haysiyetini her şeyin üstünde tutan insanlar, bence sen bu insanların en önünde yer alıyorsun. Hakikaten çok onurlu. Programdan önce rica ettim dedi. Evet, ben oldu? Ama bu kendi adıma değil, herkes adına. Peki, bu bir borç. Bu gecikmiş bir borç. Aslında bunu gecikmiş olarak ödüyorum borcu. Bunu söylemek zorundayız. Hakikaten biz hem Silivri'de hem tabii şeyde. Tabii sadece ben değil. Yani pek çok meslektaşımız, işte sınır ötesinden karikatüristler, bilmiyorum. Sen birçoğunu tanımıyorsundur bile, değil mi? Çoğunu tanımıyorum ama burada Le Monde'un çizeri Plantu var. Plantu en başta itibaren büyük yerde, bir hassasiyet. Yerde soldan dördüncü galiba. Plantu burada benimle evet. İlgili karikatür elinde tutan. En başından beri büyük bir duyarlılıkla davrandı. Desteğini yanımıza koydu. Sadece kendi desteğini değil, fotoğrafta görüldüğü gibi dünya karikatürcülerini de ayaklandırdı. Olağanüstüydü. Bana bir kez daha dünya karikatürcü ailesinin bir üyesi olduğumu hissettirdiler. Peki çok anlayabildiler mi? Musa Kart neden içeride? Anlayabildiler mi? Bence anlamakta güçlük çektiler. Çünkü aşağı yukarı 15 yıl önce de ben bir vesileyle Amerika'ya gitmiştim. Hı. Yine o zaman bir yargılanan bir karikatürüm vardı. O zaman da hangisi? Kedi karikatürü. İki karikatürü görelim. Bakın, kedili karikatür yüzünden zaten dava edilmişti. Evet. Şimdi sonra da Fethullah Gülen taraflısı diye de en son ceza yedi. Oysa Fethullah Gülen'i de böyle çizmişti. Yani şimdi karikatürist hakaret kastıyla karikatür çizmez. Kabalaşmak istemez. Doğru. Zaten o noktada zayıflarsınız. Karikatürist incelikli bir aralıktan, kabul edebilir bir aralıktan kendini anlatmak zorundadır. Böyle yaptığı zaman etki alanı yüksek olur. Asla kabalaşmak için, birilerini hakaret etmek için karikatür çizmeyiz. Bu karikatür öyle algılandı. Oysa ki bu karikatürde asla bir hakaret kastı yoktu. Günlük zamanla yarışarak karikatür çiziyorsunuz. İmam Hatiplerle ilgili bir tartışma vardı. İhal, İmam Hatip meseleleriyle ilgili. Bir tartışma vardı. Kısa zamanda zikzaklı kararlar verilmişti. Siyasal iktidar tarafından bu kararsızlığa değinmek düşüncesiyle çizilmişti bu karikatür. Asla karikatür hakaret amaçlı çizilmemişti. Ama ne yazık ki öyle algılandı ve pek çok tartışmanın nedeni oldu. Şimdi tabii bunları görünce bir de şunu anlıyorsunuz. Biz gazeteciler elbette hani şöyle oldu böyle olunun ötesinde öngörmek ve şöyle olabilir, böyle olabilir demek zorundayız. Yani aksi işte bakan üstlük dedikleri geçmiş çağlarda iş olur. Not düşersiniz. Bugün böyle oldu. Ey sevgili günlük. Tamam da gazetecilik böyle olunca yarın bu neye yol açabilir? Bunu söylemektir. Şimdi karikatürist hem gazeteci hem sanatçı. Hem gazeteci öngörüsü hem sanatçı duyarlılığıyla. Kaç yıl önce bu karikatür? 2014.
5 yıl önce. 2004 pardon. 4, 15 yıl. 15 yıl önce İmam Hatip liseleri meselesini Musa Kart görmüş. Sana kızmasınlar da kime kızsınlar size? Sen görüyorsun ve çiziyorsun. Yani şu 29 Ekim ve 10 Kasım'a yasak. Bu karikatürde 3-5 yıl önce. Şimdi tabii. Ama oldu mu oldu. Oldu ama ne yazık ki gelişmiş ülkelerde hoşgörüyle değerlendirilebilecek yazılar, çiziler bizde dava konusu oldu ve yazanı çizene sıkıntılar yaşatıldı. Bunları aşmamız gerekiyordu ama biz burada bütün bunları yaşayarak geldik. 15 senedir de hakkımda çok soruşturma ve dava açıldı. Berat da soruşturmada bütün davalarım. Ben bağımsız yargının ne demek olduğunu bu süreçte anladım. Ben mütevazi bir karikatüristim. Bir muktedir dava açıyor hakkında. Ve ben yargının koruyucu, kollayıcı kolları arasında güvende hissedebiliyorum kendimi. Yargı bağımsızlığı çok değerli bir şey. Ben bunu yaşayarak anladım. Pek çok siyasi dönemde pek çok siyasi lidere dair karikatürler çizdik biz. İnanın hiçbir dava konusu olmadı. Hiçbir dava konusu olmadı. Kaldı ki mesela sağ partilerin bakanları bizim mizah gecelerimize gelirlerdi. Sahne alırlardı. Bizden birileriyle söyleşirlerdi sahnede. Karşılıklı espriler yapılırdı. İnsanlar birbirine takılırdı. Hoşça vakit geçirilirdi ve gidilirdi. Ve düzenli yapardık biz bu toplantıları. Doğrusu da bu değil mi? Çünkü netice itibariyle bu ülke sevgisi, memleket sevgisi, insan sevgisi kimsenin tek elinde değil. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Biz de yaşadıklarımızı bir pencereden bakarak değerlendiriyoruz ve kendi kanaatimizi paylaşıyoruz. Sonuçta hepimizin bu ülkeye dair kaygıları var. Bu kaygıların giderilmesi için paylaşıyoruz bütün bunları. Evet. Dolayısıyla bir yumuşak zeminde, bir masa etrafında gazetecisiyle, siyasetçisiyle oturup sohbet etmenin zeminini yaratmamız lazımdı. Biz ne yazık ki, ben kendi pratiğimden bakarak söyleyeyim, 15 yıldır biz bu zemini kaybettik. Kaybettik. Şimdi programın sonraki dakikalarında uzun uzadıya konuşacağız. Senin öykünle beraber medyanın öyküsünü, medya nereden nereye geldi ve bu Türkiye için ne anlama geliyor bunu konuşacağız. Ama geçerken çok kısacık şunu sormak isterim. Kendini özgür hissediyor musun? Şimdi aslında söylemek gerekirse bir karikatürcü Türkiye'de kendisini batılı meslektaşlarıyla kıyasla çok özgür hissetmez. Onlara göre biraz daha eksiktir. Biraz daha çerçevelenmiş hisseder. Ama karikatürün kendine özgü bir dili vardır. En zor dönemlerde bile, en sıkıntılı anlarda bile bir şekilde kendini ifade etmenin bir yolunu bulur. Biz bunu yapmaya çalıştık. Eğer şartlar oluşur, kendimizi mutlu bulacağımız zeminler yaratılırsa pekala bunu sürdürmek isteriz. Peki döneceğiz dediğim gibi ama biraz müsaadenle şöyle bir gündemi üzerinden geçelim mi? Efendim genelde klişedir ama ben de ister istemez kullanırım. Gündem çok sıcak deriz, gündem ısınıyor deriz. Hayır, gündem alev alev. Şöyle Yemen'de Husiler, İran yanlısı Hizbullah da kimilerine göre denilen bir grup, daha doğrusu Yemen'in bir bölümüne egemen olan grup, Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait iki önemli petrol tesisini vurdu. Şimdi bir fotoğrafıyla görelim nerede, haritasıyla birlikte Dersucuğum görelim. Şimdi bakın Yemen aşağıda. Suudi Arabistan'da bu iki Kureyş bildiğimiz de bu yeni duruma göre haritaları Türkçeleştiremedim, bağışlayın. Kureyş adını elbette biliyorsunuz. Orada iki petrol tesisini vurdu. Alevler fotoğraftan da anlaşılacağı üzere gökyüzüne çıktı. 1000 kilometre yani Yemen'le Husilerin bulunduğu mevkiyle bu iki şey arasında 1000 kilometre minimum, daha fazla da olabilir. Peki nasıl oldu? Drone biliyorsunuz, buna İHA da deniyor, insansız hava aracı ya da SİHA, silahlı insansız hava aracı. Bombayla yüklenmiş,
çağımızın savaşlarının nasıl olacağını, milenyum savaşları nasıl olacağını artık gösteren bir örnek. Çok da bir vahşi bir örnek ama insan yok içinde, kamikaze gibi, hani o 2. Dünya Savaşı'nda Japonlardan hatırlarız ya, kamikaze gibi gidiyor, tesise dalıyor. Bombalar patlıyor. Şimdi bu iki tesiste böyle alev alev yandı, petrol vesaire. Ölü sayısı hakkında hiçbir bilgi yok. Zaten Suudi Arabistan'da medya diye bir şey olmadığı için haber almak imkansız. Uydu görüntüleri, fotoğrafları bir parça bir şey anlatıyor bize. Google üzerinden alınan. Onlar bize bu Google haritalarıyla bakın görebiliyoruz. Nereler vurulmuş. Alevler söndürüldükten sonra gündüz alınan görüntüler bunlar. Şimdi efendim bu haber ortaya çıktığında cumartesi günü büyük bir şey olduğu anlaşılmıştı. Anlaşılmıştı ama bunun tuhaftır. Halk TV'den başka gören de olmadı. Şimdi bakın Halk TV haberi böyle verdi. Suudi Arabistan'da petrol işleme tesisine saldırı, yangının petrol fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor. Ne oldu? Etkiledi hem de feci bir şekilde etkiledi. Ama benim hakikaten tuhafıma giden şu, bunu yandaş medyanın, malum medyanın ya da gazeteleri görmüyor, televizyonları görmüyor. Görmüyor da herhalde şöyle düşünüyorlar, hani Suudi Arabistan'a kızsak arkasında Amerika var. İşte filana, İran'a kızsak reisin bugünlerdeki dostu, biraz mayınlı alan. İyi de petrol yükselecek, işte Halk TV vermiş, cumartesi günü vermiş bunu. Ve ne olmuş pazartesi günü? Bakın pazartesi günü bu sabahki grafiği göstereyim size. Petrol fiyatları nereden nereye geldi? Bir haftalık grafik o kadar çok şey anlatacak ki bize. Şimdi en başta pazartesi, geçen pazartesi var 9 Eylül. İşte 62 küsürlerdeydi. Ben hatta ya biraz Amerika'nın petrol stoku azaldı diye petrol fiyatları yükselmişti, dikkat çekmiştim. Ama sonra işte bir şekilde indi. 60 dolara kadar, Brent petrol tabii bu, varil başına indi. Sonra görüyor musunuz nereye çıktığını? Yani bu saldırıyla birlikte petrol üretimi durunca birdenbire füze gibi bir haftanın en üst seviyesinin de üstünde, %10'un üzerinde bir artış, evet, petrolde. Şimdi Halk TV'de medyum mu çalıştırıyoruz? Ben sordum, kadromuzda medyum ya da kahin yokmuş. Gazeteci varmış, gazeteciler de bir Halk TV gösterin arkadaşlar tekrar. Gazeteciler de demişler ki, Suudi Arabistan'ın iki büyük tesisine saldırı varsa bu petrolü yükseltir. Şimdi bakın bu son 28 yılın en yüksek çıkışıymış. Bir bakıma bunu ekonominin 11 Eylül'ü diye de niteliyorlar. Çünkü hele bizim gibi kırılgan, ekonomisi kırılgan ülkeleri yani anlatamam. Dolarda zaten her kuruş yükseliş bir felaket anlamına gelir. İşsizlik anlamında özellikle. İşsizlikte bir çıt daha yükselir. Ki dolar, hemen size son rakamı söylüyorum. 5.73 seviyesinde. O da haftada 60'ın altına falan oralara inmişti. O da fırladı ve yükseliş trendi devam ediyor dolarda. Şimdi bunları görmemek için gerçekten ne gerekiyor bilmiyorum. Yani bakın 11 Eylül'den sonra bütün o bölgemiz, Orta Doğu denilen yer zaten hep tarihi boyunca karanlık ve karışıktı. İşgal edildi, savaşlar çıktı falan. Şimdi sırada
Ekonominin 11 Eylül'ü var ama sadece tabii petrol fiyatlarıyla kalmayacak bu. Çünkü ABD dedi ki Yemen yok bunun arkasında, İran var doğrudan dedi. İran'ı tehdit etti, zaten ediyordu. Bundan sonra daha beter tehdit etti. İran bunun üzerine savaşa hazırız dedi. Trump bunun üzerine biz de hazırız dedi. Şimdi giderek tansiyon yükseliyor. Peki İran'la ABD savaşır mı? Yok. Savaşmaz. Ne olur? Belki Yemen daha fazla vurulur. Belki efendim bölgede biraz daha tansiyon yükselir. Olan ama bizim insanımız olur. Dediğim gibi petrol fiyatı zaten artıyor. Onunla birlikte dolar zaten artıyor. İşsizlik, bugün işsizlik rakamları da açıklandı. Daha bunlar olmadan bakın, ta Haziran ayının işsizliğinden söz edeceğim size. Haziran ayında yükselişi devam demiş işsizlik rakamları. %13'e tekrar Haziran ki tarımda ve turizmde hareketliğin olduğu bir dönem. %13'e çıkmış tekrar. Mevsim etkilerinden arındırılırsa, yani Haziran'da işler nispeten iyi diyorum ya, o mevsim etkilerinden arındırılırsa da %13.9 imiş. Yani %14. Şimdi ve her 4 gençten biri işsiz TÜİK'in rakamlarına göre. Bunları konuşmayacağız. İşte yani bir Halk TV cam küresine bakıp o haberleri verecek. İşte bu gelişmeleri duyuracak. Medya cambaza bakacak. Neleri nasıl göstermiyorlar? Üzerinde 3-5 cümle edebiliriz şüphesiz. Travmatik bir gelişme. Bu çok. Bizim gibi kırılgan ekonomilere şüphesiz ki daha güçlü şekilde yansıyacak. Sokaktaki insan besbelli ki daha fazla etkilenecek. Esasen başta konuştuğumuz ifade özgürlüğü, anlatım özgürlüğü sadece gazetecileri ilgilendiren bir husus değil. Bu özgürlüklerden, bu özgürlüklerin kullanılmasından ziyadesiyle sokaktaki insanlar yaralanacak. İçinde bulunduğumuz ekonomik çerçevenin de ne anlama geldiğini bu özgür konuşma ortamları sağlayacak. Medyanın asli görevini iyi yapabilmesi halinde bütün bu meselelerin net bir şekilde konuşulduğu zaman, konuşulması halinde karşılaşacağımız sorunları da onları nasıl aşabileceğimizi de daha iyi konuşacağız. İş çok basit. Bir örnekle yola çıkmak istiyorum. 17-18 senedir bu ülkede bir tarım politikası uygulanıyor. Hakikaten geldiğimiz nokta itibariyle hem üretici hem tüketici bundan ziyadesiyle etkilenmiş durumda. Eğer medya bütün bu süreçleri özgürce izleyebilseydi, olup bitene işaret edebilseydi, sorgulayabilseydi bütün politikaları, bugün karşılaştığımız tablo bizim için sürpriz olmayacaktı. Biz bilecektik. Pazara gittiğimizde fasulyenin fiyatını gördüğümüzde şaşırmayacaktık. Oysa biz 17 senedir, 18 senedir sahnelenen, sergilenen yanlış politikaların basında ve televizyonlarda güçlü şekilde takdim edilememesini gözledik. Aktarılmamasını izledik. Tam tersine gölgelenip başka şeyler önüne çıkartılıyor. Tabii. Şimdi dolayısıyla pek çok kırılgan yanı var ekonomide. Ben ekonomist değilim ama bunu görmemiz kolay. Görüyoruz bunu. Dolayısıyla bütün bunların çok özgürce konuşulabilmesi lazım, tartışılabilmesi lazım ki böyle travmatik gelişmelerden ekonomi en az oranda etkilensin. Dediğim gibi hakikaten konuşulmasın istiyor iktidar. Aslında bütün iktidarlar ister bunu. Evet. Fakat bu iktidar konuşulmasını istememekle kalmıyor. Konuşanları tarumar ediyor. Şimdi Gezi mesela. Gezi sadece işte evet ağaç için orada bir avuç çevrecinin protestosuyla başladı ama sonra işsiz genç de geldi oraya. İş umudunu kaybetmiş kadın da geldi, erkek de geldi oraya. Çocukları için endişelenen anneler de geldi. Özgürlük isteyen gençler geldi. Yani orada ne eksikse onu dile getirmek isteyen insanlar geldi. Oradan ama tuttular, kocaman bir dava çıkarttılar. Şimdi Osman Kavala bir numaralı sanığı olarak. Bugün Osman Kavala'nın hanımefendiler, beyefendi inanılır gibi değil. 685. günü.
685 gündür tutuklu. Tutuklu. Şimdi ben bir karikatürist olarak yaşadığımız hadiselerle bağlantılı bir yumuşak aralıkta gülümseterek insanları paylaşımlarda bulunuyorum. Hı hı. Sert sözcükler kullanmakta çok tercihim değil açıkçası. Ancak yaşadığımız sürece bakan hukukçu dostlar şu tanımda buluşuyorlar. Diyorlar ki işlenen bir hukuk cinayeti. Hukuk cinayeti. Bizim yaşadığımızı tabii bir hukuk cinayeti olarak tanımlıyorlar. Şüphesiz bir hukuk cinayeti yaşadık biz. Üstelik bu cinayetin gelmekte olduğunu, bu cinayetin gelmekte olduğunu herkes biliyordu. Biliyorsunuz çokça da tekrarlandı. Biz aynı davada yargılanan arkadaşlarımızdan farklı bir şekilde değerlendirildik. 5 yıldan fazla alan ceza istenen arkadaşlarımız Yargıtay'a gidebiliyorken bizler yani 5 yılın altında cezaya çarptırılanlar bu haktan mahrum bırakıldık ve doğrudan doğruya cezaevine gönderildik. Bu bir garabetti ve bu çok tartışıldı. Üstelik de yasama tartıştı, yargı tartıştı. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğine işaret edildi. Ama yargı bu bir yasa değişikliğiyle yapılsın dedi. Yasama bu bir yargı iştahatıyla da pekala çözülebilir dedi. Ama neticede de çözüm geliştirilemedi, oluşturulamadı ve biz içeri girdik. Bir cinayetti bu. Bugün bunu herkes kabul ediyor. Üstelik de geldiğimiz noktada Yüksek Mahkeme Başkanları da kabul etti bunu. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve iki başkan vekili bir değerlendirme yaptı. Dedi ki sonuç olarak burada yapılan bir gazeteciliktir dedi. Yani bir hak ihlali vardır. Bu insanlara da içeride olmaması gerekir dedi. Yargıtay Başkanı adli yıl açılış töreninde bu garabete dikkat çekti. Adalet Bakanı televizyonda bir gün bile kalmamaları gerekir dedi. Evet. Bir gün bile kalmamaları gerekir. Telafisi mümkün olmayan sıkıntılara neden olabilir dedi. Ve biz bunlara rağmen herkesin gözü önünde göz göre göre derler ya göz göre göre tekrar cezaevine gittik ve 4,5 ay kaldık. Yani 4,5 ay tabii ki sıkıntılı bir süreç. Yani elbette. Üstelik biz 13 ay kalacağımızı düşünerek gitmiştik oraya. Yani 13 ay kalacaktık. Burası Türkiye çok da öngörülebilir bir ülke değil. Hukuku nasıl sonuçlanacağına dair. Erdoğan ne kadar yapmıştı? 3,5 ay. 3,5 ay. 3,5 ay cezaevinde kalan, üstelik de sizden çok farklı bir şekilde ziyaretçileri eksik olmadı. Mangal yapıldı evet. Cezaevi bahçesinde. İşte içeride bir koğuş çalışma odası olarak düzenlendi. Buna rağmen elbette haklı olarak isyan etti. Bu cezayı alıp cezaevine girmekten. Ama aynı Erdoğan şimdi başka bir yerde